Dördün bakın buzun üstüne. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz biz? Biz kimle boğuşuyoruz bunda? He? Halının üstüne gelin. Halının üstüne gelin. Halının. Halıyı böyle dört kat yaptık ki halıyı açıyorlar yoksa ya. Burada yağmur olduğu için içeriye koyduklar arkadaşlar. Ama kiti sürekli bir eğitim peşinde, eğitim veriyorlar. Ne oldu ya? Ne? Ne oldu ki? Çılgın kız. Çılgın kız. Biraz da bunu döv. Hep onu dövüyorsun. Ha. Biraz da bunu döv. Arkadaşlar ben de içerideydim. İçeride bidondaki benzin bidonu almıştım kaç sene önce. 2-3 senedir içinde benzin vardı jeneratör için. Belki de bu 3. senesi. Tabii jeneratörü elektrik kestiği zaman üşenmeyenler çalıştırmadım. İşte benzin de bidonda kaldı. Neyse. Sabah bir baktık, bir koku var, benzin kokusu. Bunlar da burada. Yani ta işte burada 3 oda var. Bir tane yani 2 oda var. Burası 1, burası 2, bir de sonda bir oda daha var. Orası banyo, tuvalet falan. Yani yan odada benzin akmış yere. Allah'tan buraya gelmedi şey. Koku çok fena. Bunlar bağırıyor. Tabii bir baktık. Yani dedim herhalde fare benzini yani bidonun plastik bidonu yedi zannettim. Bidonu da göstereceğim size arkadaşlar. Bakın şimdi burayı temizledik mi? Şimdi bir saniye. Şurada. Böyle. Biz benzin arkadaşlar sildik burayı şimdi. Bakın bu bidonlar, bunları internetten almıştım. Yani bunlar, burayı sıktım da yani ben, yani bir şey olmuş olsa 3 sene niye dursun? Daha mesela bakın en son tahtaları falan kesiyordum motorla, biraz benzin aldım oradan. İşleri doluydu. Herhalde bu yaz çok sıcak oldu diye mi? Şş, ne yapıyor ya? Bu yaz çok sıcak mı oldu? Ondan mı artık nedense? Zaten şimdi yağmur var ama yani bugüne kadar hep sıcaklar fenaydı. Yani sıcak. Artık sıcaklar dolayı mı? Neyse arkadaşlar bu hiç delinmemiş bir şey olmamış. Bakın altları sağlam. Ama benzin dışarı çıktı. Dışarıya aktı. Bir o kadar da zaten yok. Yani 20-20 40 litre benzin. 40 litre benzinden 4-5 litresi kullanılmıştı diyelim. Şu an bir tane şaşal, iki tane ufak şaşal böyle şey, pet şişe. Yani 5-6 litre, 7 litre benzin kaldı. 30 yani 25-30 litre arası benzin uçtu gitti. Ama yerler hep benzindi. Şu an burayı sildik, temizledik. Tekrar yağmurları buraya koyduk. Allah'tan cam açık. Yani yine bir facia olabilirdi yani. Yağmurlar zehirlenebilirdi. Ama yani akla gelmeyecek bir şey. Gerçekten akla gelmeyecek bir şey. Yani bu yakıta burada ne olabilir yani? Hiç şimdi burası tertemiz. Yavruların yiyeceği hiçbir şey yok.
bunları da yukarıya koymuşum yani üst katta. Bunlara ulaşıp hani bunları dökemez, delemezler. Şurada hemen şey var bakın. Bakın şurada. Orada bakın yine benzin var zaten. Demir bidon var. Onlara hiçbir şey olmamış. Onlar demir yani. Demir bidonlardaki benzinde hiçbir sıkıntı yok. Ama şu plastiklerdeki oradan akıyor arkadaşlar. O lavaboya akıyor. Lavabodan aşağıya akıyor. Burası mutfak köşesi. Burası hep benzin oluyor. Yani buraya kadar geliyor. Öyle bir koku var ki. Yavrular zehirlenebilirdi. Allah'a şükür öyle bir şey olmadı. Yani yine bir sıkıntı olacaktı ama çok şükür ki öyle bir şey olmadı. Bizde zaten benzinin kokusu geldi. Bunlar da bağırıyor zaten. Şşş! Bırak kızını! Ama nasıl olabiliyor? Yani 3 senedir hiç öyle bir şey olmamış. Bir tanesi komple bitmiş arkadaşlar yani. Düşünün bir tanesi komple bitmiş. Diğerinin de yarısından aşağıdaydı. Şimdi onları aldım. Şeye koydum onları. Banyoya koydum. Orada öyle bir şey olsa bile direkt akıp giderler ama ağızlarını poşetle bağladım yani hava kaçmasın diye. Zaten birkaç gün sonra odun modun yapacağım işlerim var. O benzini kullanacağım ama böyle bir şey yani denk geldi bize yani 3 sene sonra böyle bir şey oldu arkadaşlar. Gel. Burada işi var. Allah'a şükür bir şey olmadı arkadaşlar ama yine bir daha uzun yüz aldı. Aynı bu şekilde burada duruyor bunlar. Şu an camları mamları açtık, burayı yıkadık köpüklü. Koku gitti yani. Böyle çok az bir kokusu var ama bundan bir şey olmaz. Dışarıda da yani gel buraya bakayım. Benzin şeyi bak sinmiş içeri ama böyle rahatsız edici kokusu yok. Gel. Nereye işedin? Hemen işedim diye ya. Şu an tertemiz yaptık arkadaşlar. Buradan yani bu normalde burayı da kullanıyoruz. Bak. Burada şimdi sadece burayı köpeklere tahsis ettik. Burası normalde iki yani hem bir oda işte banyo işte mutfak falan buradaydı. İki tane oda olarak. Ama burayı sadece köpeklere bıraktık. Şimdi böyle yağmur zamanlarda, soğuk zamanlarda çok işimize yarıyor. Başka da yer yok yani. Bu benzinlerin de böyle bir şey olacağı kimin aklına gelir yani. Uçup, oradan uçup akacaklar yere köpekleri. Yani bu şey gibi, hani bir tane film vardı ya, yani tren kazası olacak, yok uçak düşecek, yok bilmem ne olacak, o onu tetikleyecek, o onu tetikleyecek, insan ölecek. Bu da aynı öyle yani, o oradan benzin çıkacak, bunları zehirleyecek, ölecek falan olmayan bir şey. Yıllardır burada köpekler duruyor, 3 yıldır. Yani ama Allah'a şükür bir şey olmadı, o kadar rahatladım şimdi, bildiğiniz gibi değil yani. Yine bir faciadan döndük ama Allah'a şükürler olsun bir sıkıntı olmadı. Oğlum siz var ya, siz okunmuş musunuz ya? Kurtardınız bak, zehirlenseydiniz ne olacaktı şimdi? Bu çok emiyor ya. Sen dua et, iki tane çocuğum var. Paris'in 8 tane çocuğu bakıyordu Paris. Sen ne ettin? He?
Nescafe gibi yani. Tam bir Nescafe. Nasıl emiyor bu? Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.